Evet İdris Bey, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugüne kadar biliyorsunuz birçok konuşma yaptık. Hı hı. Çok iyi geri dönüşler alındı. Sizin hakkınızda çok iyi düşünceler olan vatandaşlarımız var. Bu konu hakkında düşüncelerinizi dile getirdiğiniz için çok teşekkür ediyorlar. Öncelikle bunu söyleyeyim ben size. Ben de hepinize çok teşekkür ediyorum. Öncelikle bu konuşma fırsatını ve bu sunumları bize yaptığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Bu vesileyle Güçlü Haber Gazetesi imtiyaz sahibi, Uluslararası Gazeteciler Cemiyeti Elazığ İl Temsilcisi Sayın Recai Güçlü'ye ve Ömer Tolga Güçlü olarak sizlere ben çok teşekkür ediyorum. İnşallah atışımız daha güzel olur ve halkımızın teveccühüne daha çok layık olmaya çalışacağız. İnşallah biz de teşekkür ediyoruz sizlere. Geçen sefer kadınlarla ilgili konuşmalar yapmıştık. Son zamanlarda biraz kadın cinayetleri yine gündeme gelmeye başladı. Bunu bir kere daha konuşalım istiyorum. Kadınların toplumdaki yeri nedir? Kadınlara verilen değer gerçek anlamda nasıl olmalıdır? Bu konudaki düşüncelerinizi bize söyler misiniz? Şimdi ben daha önce de söylemiştim. Kadınlarımızın sorumlulukları çok fazladır. Önce geçen programda da açıklamıştım. Birinin kızı olurlar, sonra birinin kadını ve daha sonra da birilerinin annesi olurlar. Hem toplumdaki istedikleri ve da şöyle diyeyim cahiliye döneminde kadını mal gibi gören, eşya gibi gören bir döneme denk geldik gibime geliyor. Biliyorsunuz ki İslam kız çocuğunu mezardan çıkardı ve kadını başımıza tac etti. Çünkü kadınlar bizim annelerimizdir, bacılarımızdır ve neslimizin devam etmesindeki en büyük yaratıcı haşa sümme haşa Allah'tan sonraki Allah'ın bahşetmiş olduğu o yaratıcı güce sahiptir. Ki bir erkeğin tahammül edemeyeceği bildiğiniz üzere gebelik vardır. Bu gebeliğe de tahammül etmek mümkün değil. Hatta Danimarkalı bir çift bunu merak ediyor. Hanımın beyi iki saniyede neredeyse kafayı yiyecek. O derece olan ve o dur soğuluktan geçen bir yaratılmışı bizim gerek ki baş tacı etmemiz lazım. Önce şunu düşünmemiz lazım. Kadınlar bizim annelerimizdir. İnsan annesine kıyabilir mi? Annesini diri diri toprağa gömebilir mi? Şu an toplumun gittiği tamamıyla bu şekildedir size bunu ben o sodan güzel bir sözle destekleyeyim. Sana bir ruh üflendiğinde bir kadının karnındasın. Ağladığında bir kadının kucağındasın. Aşık olduğunda bir kadının kalbindesin. Ona güzel davran diyor. Dolayısıyla her dilde, her ırkta ve her dinde kadın kutsaldır bizlerin bu kutsiyeti kabullenmemiz ve kadınlarımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Şu an ne yazık ki kadın toplumda gerekli değeri görmüyor. Bu değeri görmesi için de bizim sürekli platformlarda bunları gündeme getirmemiz lazım. Biz ne yazık ki kadınlarımızdan çok gündemi ekonomi veya savaşlarla meşgul ediyoruz. Önce biz toplumumuza sahip çıkacağız. Bizim ana unsurumuz olan kadınlarımız zaten topluma gerekli nizamı verecektir. Peki geçmiş konuşmamızda gençlerden de bahsetmiştik. Şu anda devletin gençleri vermiş olduğu değeri siz yeterli buluyor musunuz? Şimdi ben daha önce de yine söyledim. Yine söyleyeyim. Biz dedik ki bizim şu anda taş bloklardan ve ekonomik kazançlardan başka düşüncesi olmayan büyüklerimiz. Tabi bunu herkese az etmiyoruz. Kimse de bunu üstüne almasın. Ama şu an bizim her zaman gündeme getirdiğimiz gitip giden bir gençlik var diyoruz. Ve bu gençlik ne yazık ki taş bloklara gömülmüş durumdadır. Taş bloklara gömüldüğü için de önünde ya bir bilgisayar, elinde veya bir telefon var. Akşama kadar bunlar oyun oynama suretiyle günlerini bitiriyorlar. Bizim dönemimizdeki gençler bizler mesela Teomanları, Metehanları, Atillaları dinlerken dedelerimiz bizlere bunları masalsı bir tarzda verirdi. Ve biz onu şevkle dinlerdik, zevkle dinlerdik. Yahut çocuğa soruyorum Teoman kimdir? Bana neredeyse Rabçi Teoman'ı gösterecek. Metehan kimdir? Bilmiyor. Şimdi Metehan biliyorsunuz ki Yeryüzünde ilk düzenli orduyu kuran insandır. Ama ne yazık ki biz bundan bir haberiz. Yahun devletinin nasıl yakıldığını soruyorum. Bir haberiz. Biz önce bir tarihimizi ele alacağız. Tamam geçmişte yaşayacağız demiyoruz. Günümüz teknolojisine uygun yaşayacağız ama geçmişten gelerek yaşayacağız. Düzenli orduyu kurmuşsun, elinde ordu yok. Dünyaya dünya hükmetmişsin, elinde bir dünya yok. Boğuştuğun şeylere bakıyorsun. Atalarından geçmişinden gelen şeylere bakıyorsun. Hepsi çelişkili, ters çelişkili. Biz eskiden biliyorsunuz ilk çağ, orta çağ, yeni çağ, yakın çağ diye giderdik. Çağ kapatıp çağ atlayan işte Fatih Sultan Mehmetleri dinlerdik. Ama biz şu anda tamamıyla neyi konuşuyoruz? Ekonomi. Ekonomi dışında başka bir şey konuşmuyoruz. Ve bu ekonomi konuşmaları böyle devam ederse bu toplum içerisinde bu gençlik ne yazık ki kaybolacak. Biz de diyoruz ki taş bloklar yerine şu an bizim gençliğimizi ele alıp bir an evvel geçmişten günümüze gelerek bunlara yine o masalsı tatla bu bizim tarihimizi anlatarak onları tekrar topluma kazandıralım. Ya biz kendi ürettiğimiz çoğu şeyin zaten şu an Avrupa'nın üretimi zannediyoruz. Yani gençlik bu derece artık. Hani dediğim gibi gençlik bir haber yaşıyor her şeyden. Sadece Günü birlik. Ha bu gençliği tetikleyen, mesela olumsuz etkileyen bir sürü dizi ve film de var bu arada. Eskiden mesela biz filmleri seyrederdik, böyle ailecek oturup se oturup seyrederdik. Şu anki filmlerin tamamı küfürlü. Filmler e mafya tar tarzı, silahlı çatışmalar eyleminde geçen filmlerimiz var bizim. Hadi bunu geçtim Güncel programlar var. Bu güncel programlar neyi gösteriyor? Yok efendim işte 3 yaşındaki çocuğun kafasına taşı kırmış. Yok efendim işte baldızına göz koymuş. Yok efendim şunu yapmış. Yok bunları yaptığınız zaman bu günlük programlar bizi bir süre etkiliyor. Ha belki biz büyükler olarak bundan etkilenmeyebiliriz ama çocuk onu aldığı zaman onu artık günlük normal yaşanta haline getiriyor. Bunu yapmaması için de bizim ne yapmamız lazım? Bazı yasaklar getirmemiz lazım. Yasağı kime getireceğiz? gençlere değil kendimize yani iğneyi kendimize çuvaldız onlara batıracağız. Eğer biz toplumu bozuyorsak zaten bizim o gençlerden bir beklentimiz olmayacak bir. İkincisi bizim sokaklarda şu anda yaşayan ve bu dediklerimizin hepsinden bir haber olan ne yazık ki eli tutulmamış çocuklarımız var. Bu çocukları da bir an evvel sahiplenip gerekirse orduda gerekirse üst düzey bir yerde yetiştirmemiz lazım. Şimdi ne siyaset, ne ticaret, ne de olduğumuz hayat içerisinde hiçbir şey okuldan başlamıyor. Tamam okul sana eğitimini verir, matematiğini, edebiyatını, Türkçe'ni, şuyunu, buyunu verir ama sana hayatı vermez. Geçmişten günümüze geldiğiniz zaman peygamberler tarihine de bakarsanız eğer ne Mısır'ı kurtaran Hz. Yusuf Aleyhisselam bir üniversite mezunudur ne de adaletiyle hükmeden bir e, Hz. Ömer. Hatta bu oğlu Ömer diye seslendiriyoruz mesela ki onun öfkesini de bilmeyen yoktur. Ama onun sağladığı adaleti dahi sağlayamayan insanlar var. Günümüzde tamamıyla koltuk sevdalısı sıcak yerinden oturup da soğuğu görmeyen insanlar var. Yazıktır bunlara, bu gençlerimize yazık. Bunları bir an evvel bir çatı altında toplamamız lazım. Bizim de şu an yaptığımız çalışma, biz şu anda mahalle sorumlusu gençlerimizi seçiyoruz ve bu gençleri bir araya toparlayıp kendi bildiğimizce bakın biz isterdik ki mesela özel bir tarih e, profesörü veya özel bir etkinlik veya güzel bir e, etkinlikte bizleri çağırıp da ağırlasınlar böyle bizim bilmediklerimizi anlatsınlar. Çünkü biz tarihimizi okuduğumuz kadarını biliyoruz. Bizim daha bilmediğimiz sürüyle işler var. Mesela biz Kore savaşlarını şunları bunları hep dedelerimizden öğrenmişiz. Yani bunlar Tarih kitaplarında e, Kore'de işte bize ağaçtan e, mermi geliyordu falan demez. Ama dedem diyor ki biz Kore'ye bir girdik ağaçlardan bize mermi geliyor. Bunun canlı kanıtı bu. Biz gençliğimize masalsı ve güzel bir şekilde tarihimizi e, dokuya dokuya işlemek zorundayız. Tabi bunu da ruhsuz ve böyle asık suratla değil güler ve tevazu içerisinde bir şekilde anlatmalıyız. Dediğim gibi gençlik böyle devam ederse bizim bu gençlikten bekleyebileceğimiz çok fazla bir şey yok. Ha biz Elazığ olarak bu çalışmayı yapıyoruz. Ama Türkiye genelinde acaba böyle bir çalışma var mı? Bir ikincisi gençlik festivalleri düzenleniyor. Ondan sonra gençliğe yönelik festivaller var. Bir sürü şey oluyor ama bu gençlik festivallerinde kaç gence söz hakkı verildi? Veya kaç gencin e, fikri soruldu? Benim hatırladığım kimse yok. Genelde bir kişi çıkar konuşur. O gençler de dağılır gider. Ya arkadaş sen bu genci buraya getirmişsin. En azından üçüne, beşine, onuna neyse bir söz hakkı ver. Onlar da söz hakkı sahibi olduğunu bilsinler. Şimdi bana söz hakkı verilmeyen bir toplumda benim ne işim olur ki? Çayımı, çorbamı içer kalkar giderim. O anlatılan ben çok umurumda değil. E siz gençlik festivali diyorsunuz. hangi sanatçıyı getirelim diye seslendirme yapıyorsunuz. Böyle bir gençlik festivali olmaz ki. Gençleri aynı çatı altında buluşturalım diyorsunuz. Hepsine ekonomiden, şundan, bundan, siyasetten söz ediyorsunuz. Ya bu gençliğin tamamı siyasetçi olamaz. Bu gençliğin tamamı ekonomist de olamaz. Bunların içerisinde işçisi olacak, çorbası olacak, şu olacak, bu olacak ama kendi kültürünü, kendi tarihini, kendi yaşayış biçimini kendine göre düzenleyecek. Artçı söylemlerden de lütfen uzak duralım. Özellikle gençlerimiz için çok tehlikeli bunlar. Peki siz Turan Sancı olarak yani her mahallede bir temsilcilik bulunduracaksınız her genci. Doğru mu anladım bilmiyorum onu söylüyorum. Ve daha sonrası da bütün gençleri toplayıp tarih anlatacaksınız. Bir tarih profesörüyle beraber eşliğinde masalsı bir şekilde tarih anlatacaksınız. Şimdi biz bu gençlere zaten tarih anlatacağız. Evet. Bunun haricinde ne gibi çalışma yapmayı düşünüyorsunuz? Bunu sor. Şimdi biz zaten önce bir e, inşallah e, Allah nasip ederse yarın büro açılışımızın startını vereceğiz. Bu büromuzu hazırladıktan sonra zaten tüm gençlerimizi yanımıza alacağız. Daha önceki programda da size söylemiştim. Belediye Başkanımız Sayın Şahin Şerifoğulları ile biz bir türlü bir araya gelemedik. Bizim düşünmüş olduğumuz bir gençlik lokalimiz var. Bu lokal içerisinde e tabi burası Elazığ olması münasebetiyle hem Elazığ'a özgü günler düzenlenecek hem Elazığ'ın kültürü yaşatılacak hem genel anlamda bir tarih söyleşimiz olacak oradaki gençlerle. Hem de genel anlamda orada telefon, televizyon veya tablet bulunmayacak. Tamamıyla ders çalışmaya yönelik, kitap okumaya yönelik programlarımız olacak bizim. Ki bu da inşallah güzel bir sonuç getirir bize. Ha bu gençlik lokalinin içerisinde de şu olacak. Bizim tabi ayrım yapmıyoruz. Ben i̇lla üyemizdir, üyemiz değildir ayrımı yapmıyorum. Orada bizim seçmiş olduğumuz, güvendiğimiz gençlerimize iş olanağı da sunmuş olacağız. Yani bu çocuklar hem çalışıp kazanacak, bir yandan da bize dahil olacaklar. Yani böyle güzel bir aktivite düşünüyoruz. İnşallah belediye başkanımızla da en kısa sürede bir araya geleceğiz bu konu için. İnşallah. Asıl belediye başkanına konu açılmışken, şu andaki mevki makam sahiplerimiz size göre nasıl çalışıyor, onlara neler söylemek istersiniz? Bunlar gerçekten görevini yerine getirerek mi işlerini yürütüyorlar? Yoksa ihmarkarlıkları eksikleri var mı? Bu konu hakkında ne söylemek istersiniz? Şimdi her makamda, her mevkide biliyorsunuz bir eksiklik muhakkak vardır. Tabii ben bunu Elazığ için çok fazla e, ön plana almıyorum. Elazığ'daki çalışmalar şu an genel anlamıyla bildiğim kadarıyla ve halkımızın dilinde iyidir. Ama biliyorsunuz ki Abdurrahim Karakoç bu konuda güzel bir şeyi var, şiiri var. Gitmişti makama arz-ı hal için, bey dedi, yutkundu eğdi başını Bir azar yedi ki oldu o biçim şey dedi yutkundu eğdi başını Kapıdan dört büklüm çıktı dışarı Gözler çakmak çakmak benzi sap sarı Bir baktı konağa alttan yukarı vay dedi yutkundu eğdi başını devamı var ancak ben programı çok uzatmama ve sizi de çok meşgul etmeme adına kısa kesiyorum demek istediğim şu ki şu an insanlarımızın birçoğundan aldığımız yani bize gelen duyumlar içerisinde bunu söylüyorum biz bir makama gittiğimiz zaman diyor makam sahibinden çok makamın önünde bekleyen bizi engelliyor biz diyor arzu halimizi durumumuzu anlatamıyoruz. Kapıdaki notunu tutuyor ama içeri veriyor ve vermiyor. Bundan haberimiz yok diyor. Şimdi böyle makam sahipleri de lütfen daha dikkatli olsun, daha duyarlı olsun. Özellikle makam sahiplerinin özel kalemleri veya danışmanları veya sekreteri her neyse bu konuda daha duyarlı olsun. Zira olabilir ki o makamda oturanın eğer bundan haberi yoksa onun hakkı o kapıda beklenenden sorulacaktır. Bunu da unutmayalım. Lütfen daha duyarlı olalım. Daha temiz bir Türkiye için, daha temiz bir ülke için, daha temiz bir gelecek için lütfen birbirimizi kırmayalım. Peki de vermiş olduğunuz röportajdan dolayı teşekkür ediyorum size. Çok ben teşekkür ediyorum. Teşekkür Sağ olun, kolay gelsin.